Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tülay, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün cildimizi onaracak, cildimizi gençleştirecek, yaşlanma karşıtı etkileri olan, egzamalı ciltlerin bile kullanabileceği, hassas cilde uygun olan, göz çevresi kırışıklıklarını, gözaltı morluklarını ve torbalarını gideren, doğanın mucizesi olan bir bitkiden yağ hazırlayacağız arkadaşlar. Papatya yağı yapacağız. Papatya yağını nasıl hazırlıyoruz ve hangi papatyayı kullanıyoruz? Şimdi sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Kullanacağımız papatya bu şekilde olması gerekiyor. Şu gördüğünüz büyük papatyadan hazırlamıyoruz. Eğer kurutacaksak da bu papatyayı kurutuyoruz. Bu papatya olduğundan emin olmanız için papatyanın sarı tozu dökülüyor her şeyden önce arkadaşlar. Bir tane papatyayı alıyoruz ve papatyanın sadece şu kısmını kullanacağız yağ yaparken. Şimdi bu papatyayı ortadan böleceğim. Ortadan böldüğüm zaman, bölememişim henüz. Bakın ikiye böldüm ve ortasında şu şekilde bir boşluk var. Cildimize kullanacağımız papatya bu olmalı arkadaşlar. Papatyalarımızı bir kavanozun içine ayıklamaya başlayalım. Hazırlayacağımız kavanozun kuru olması gerekiyor. Aktardan almak yerine kendiniz bu şekilde toplayıp kendi papatya yağınızı yapabilir ve kendi papatyalarınızı kurutabilirsiniz arkadaşlar. Bu papatyaya Mayıs papatyası veya tıbbi papatya deniyor. Ben papatyalarımı ayıkladım. Gördüğünüz gibi kavanozumun yarısı papatya ile dolu. Kızma zeytinyağı kullanacağız. Kullanacağımız zeytinyağı ne kadar kaliteli olursa hazırlayacağımız papatya yağı da o kadar kaliteli olacaktır arkadaşlar. Papatyaların üstüne iki parmak geçecek kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Tahta bir kaşıkla karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Güneş gören bir yere bırakıyoruz ve her gün bir kere bu şekilde çalkalıyoruz. 2 hafta sonunda, 14 gün sonunda yağımızı süzüyoruz ve yağımız kullanıma hazır olmuş oluyor. Bu şekilde koyu renkli bir şişeye boşaltıyoruz ve serin bir yerde saklıyoruz. Bu yağ tek başına kullanmıyoruz. Maskelerde ve farklı yağlarla karıştırarak cildimize uyguluyoruz. Ben papatya yağını hazırlayalı şu anda bir hafta oldu. Bir haftada bu görüntüyü aldı. Bir hafta daha bekleteceğim ve sonrasında süzeceğim. Koyu renkli bir şişeye boşaltacağım ve serin bir yerde saklayacağım. Evet arkadaşlar, video ile alakalı unuttuğum bir detay varsa yorum kısmında bana yazabilirsiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı içeriklerle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.